Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2 dakikada öğren, 1 dakikada çöz konseptiyle karşınızdayız diyoruz. Ve bugünkü konumuz sevgili arkadaşlar atmosfer ve özelliklerinde troposfer katmanı. Bu katmanın özelliklerinden birincisi atmosferin en alt katmanı olacaktır. Yani bizim içerisinde yaşadığımız katmandır diyoruz. Birinci özelliğimiz en alt katmandır dedik. İkinci özelliğimiz ise gazlar burada ciddi anlamda çok yoğun ve atmosferdeki gaz yoğunluğunun yüzde yetmiş beşini barındıracaktır. Bak gazların yoğunluğunun yüzde yetmiş beşini barındıracaktır diyoruz. Bir diğeri su buharının tamamına yakını bu katmandadır. Bundan dolayı arkadaşlarım iklim olaylarının tamamına yakını bu katmanda görülecektir diyoruz arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum atmosferin en alt katmanıdır. Gaz yoğunluğunun %75'ini barındıracaktır. Su buharının tamamına yakını bu katmanda olduğu için iklim olayları bu katmanda görülecektir. Bu katmanda yani troposfer katmanında hem yatay hava hareketi hem de dikey hava hareketleri görülecektir diyoruz. Bir diğer özelliğimiz troposferde yerden yükseldikçe her 200 metrede sıcaklığımız bir derece azalacaktır. Şimdi bunun ifadesindeki olan durum nedir dersek 200 metrede sıcaklığın bir derece azalmasını sağlayan durum nedir dersek güneş ışınları yani troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısınacaktır diyoruz. Ve troposfer katmanının kalınlığı her yerde aynı olmayacaktır. Kalınlığımız troposfer için 0 derece enlemi dediğimiz ekvatorda 16 kilometre. 45 derece dediğimiz orta kuşakta 12 kilometre. 90 derece derece dediğimiz kutup alanlarında ise 9 kilometre olacaktır diyoruz. Peki bu kalınlığın ekvatordan kutuplara doğru farklılaşmasının temel sebepleri nedir dersek sıcaklık birinci durumum, yer çekimi ikinci durumum, Çizgisel hız üçüncü durumum. Bununla birlikte merkez kaç kuvveti de dördüncü durumumdur diyorum arkadaşlarım. Ve sizin için sıfırdan dokuza coğrafya kitabından sayfa 65'ten seçtiğimiz bir soru. Soru bize diyor ki troposfer katmanının şekilde gösterildiği gibi her enlemde aynı olmamasında sıcaklık, merkez kaç kuvveti, su buharının dağılışı gibi faktörlerden hangilerinin etkisi yoktur demiş. Ve ben biliyorum ki troposfer atmosfer katmanında 0 derece enlemi dediğimiz ekvatorda kalınlığımız 16 kilometre. 45 derece enleminde 12 kilometre. 90 derece enleminde ise 9 kilometre olacaktır. Kalınlığın ekvatordan kutuba doğru azalmasının temel sebeplerinden birincisi sıcaklıktır. O zaman sıcaklık ifademiz vardır diyoruz. İkinci ifademiz ise yer çekimidir. Yer çekimi ifademiz vardır. Üçüncü ifademiz çizgisel hız. Dördüncü ifademiz bundan dolayı merkez kaç kuvvetidir. O zaman bir ve ikinci ifade olacaktır diyoruz. Ancak su buharının dağılışı iklim olayları üzerinde etkili olup troposferin kalınlığı hakkında hiçbir bilgi vermeyecektir. O yüzden sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım. Ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar.